Efendim hayırlı günler. Bir pazar gününde güncel programıyla karşınızdayız. Stüdyo konuklarımızla Türkiye'nin kritik gündemini konuşacağız. Gündem malumunuz olduğu üzere çok yoğun. Bir yandan Suriye ve Irak merkezli gelişmeler, bir yandan iç siyasette yeniden alevlenen başkanlık tartışmaları programımızın ana eksenini oluşturacak. Hemen stüdyo konuklarımızı tanıtmak istiyorum. Tarihçi yazar Emre Polat, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve anayasa profesörü Profesör Doktor Ünal Emiroğlu hocam, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, gündem ifade ettiğimiz gibi oldukça yoğun, kritik. Sizinle hocam başkanlık sistemi tartışmasıyla dilerseniz başlayalım. Türkiye uzunca bir süre başkanlık sistemini tartıştı, gündemi meşgul etti bu konu. Ancak 15 Temmuz darbe girişiminden sonra gündemden düştüğünü gördük. Ta ki MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin salı günkü grup toplantısında yaptığı açıklamaya kadar hükümetin bir an önce bunu meclise getirmesini, gerekirse referanduma götürmesi gerektiğini söyledi. Ve bu açıklama üzerine hem hükümet kanadı hem de Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda açıklamalar yaptılar ve en kısa sürede başkanlık sisteminin meclise geleceğini ifade ettiler ve referanduma götürüleceğini yönünde açıklamalar yapmaya başladılar. Şimdi fiili bir durumdan bahsediliyor. Fiili durumda Sayın Cumhurbaşkanı'nın kendisi de zaten Cuma günkü bir açıklamasında sorun benim yönetim şeklimden kaynaklanıyor şeklinde bir açıklaması var. Şimdi fiili durum anayasal açısından neyi ifade ediyor ve başkanlık sistemi tartışmaları, siz bir anayasa profesörü olarak önünüzde de anayasa kitapçığı var, bu konuyu nasıl değerlendirirsiniz? Teşekkür ederim. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçiverdi diye güzel bir şarkı vardır. Bahçeli bunu tabii siyasete uyguladı. Gerçekten 15 Temmuz darbe girişiminden sonra bu konuda kimse ağzına başkanlık lafını almadı. Belki ortamın getirdiği bir olaydı. Belki birlik ve beraberliği bozmayalım gerekçesiyle küllendi. Yani başkanlık kavramı, konusu küllendi. Ama Devlet Bahçeli, hangi gerekçeyle bilemiyorum, kalktı, bu külleri üfledi, ortalık toz duman şu anda. Sanki birileri Devlet Bahçeli'nin bunu gündeme getirmesini bekliyormuşçasına, tabii AKP çevresinden daha çok bahsediyorum, derhal üstüne atladılar. Yani Başbakan Binali Yıldırım hemen gündeme getirdi. Hemen savunuculuğu, şöyle olacak, tamam. Reis Bey, Sayın Cumhurbaşkanı, tabii ki onun gündeminde, hanidir ve gönlünde. Sadece gündeminde değil, gönlünde ve kafasında. Fırsat bu fırsat. Nasıl bir fırsat? Olağan şartlar yok. Olağanüstü koşullar var. Normal bir hukuk zemini yok. Olağanüstü hukuk zemini var. Tam dedi, tam istedim. Kurt dumanlı havayı sever ya. Tam dedi, bu şeyde ben bunu geçiririm. Allarım, pullarım, neyse bir algı operasyonu, neyse. Herkesin gönlünde, kafasında, ha başkanlık gelirse bütün sorunlar çözülür. Onu söylüyor zaten. Sayın Erdoğan da onu söylüyor. Diyor ki, başkanlık sistemi gelirse bütün sorunlar çözülür. Yahu kardeşim, bir soru sorarlar adamı. Her şey güzel de sırası mı? Suriye'de savaştasın. Irak'ta öyle. Ne olacağı belli değil. Güneydoğu içeride, bunlar dışarıda. İçeride terörle başımız dertte. Onunla mücadele ediyoruz. Onun dışında işte darbe kalkışmasının getirdiği onun tortuları, işte ıvırı zıvırı onu düzenlemeye çalışıyoruz. Tam bu zamanda da her şey bir tarafa, başkanlık gelirse hepsini çözeriz. Tamam da siz bugün mü geldiniz buraya yani? Bugün gökten zembille mi indiniz? 14 yıldır bu ülkeyi yönetiyorsunuz. Çözüm getiremediniz. Neyle getiremediniz? Efendim bir parlamento var. Demokratik parlamenter bir rejim var. Halk orada temsil ediyor. Millet seçime gitmiş, yetkili organları... Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir, hükümettir, yargıdır. Bütün bunlarla bir devlet ayakta, faaliyette. Sen burada
bütün bu imkanlarla hepsi senin inisiyatifinde bir noktada da toplamışsın. Yani başkanlık gelirse çözerim. Zaten fiilen başkansın. Yani olay bu. Fiile kendisi de ifade etti. Bu şimdi nereden kaynaklanıyor? Yani bu başkanlık sistemi niçin ortalığı alt üst ediyor? Sebebi şu. Altı kaval şişhane. Alta bakıyorsunuz Allah Allah parlamenter rejim. Üste bakıyorsun başkan. Arkadaş parlamenter rejim mi başkanlık rejim mi? Peki kaynak Türkiye Cumhurbaşkanı'nın seçimle, halk oylamasıyla göreve gelmesi. Gerekçesi bu. Diyor ki ben bundan önceki cumhurbaşkanları gibi olmayacağım. Bütün yetkilerimi kullanacağım. Onun için beni halk seçti. Evet. Halk seçtiği için de ben istediğimi yaparım. Böyle bir gerekçe. Peki bu gerekçe hukuki mi? Bunu masaya yatırmak lazım şimdi. Evet, beni halk seçti ama anayasa başka aktörler de koymuş ortaya. Başka aktörler var. Başka kurumlar var. Onların sana çizdiği bir çerçeve var. O çerçeve diyor ki sana, sen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni temsil edersin. Cumhurbaşkanı olarak sembolik bir konumun var. Artı anayasanın uygulanması ve devlet organlarının çalışabilmesi için bunları gözeterek görev yaparsın. Ha, ne demek o zaman? Senin görevin düzenleme görevi değil, senin görevin gözetme görevi. Bitti. Gözeteceksin. Sen hakemsin. Evet. Anayasa bunu söylüyor. Cumhurbaşkanı ne söylüyor? Beni halk seçti. Ben o çerçeveye sığmam. Zaten sistem değişmiştir dedi fiilen. Fiilen sistem değişti. Evet, fiilen değiştiriyorsun ama hukuken anayasadaki değişikliklerin yapılması lazım. Senin sorumluluk ve sorumsuzluk hallerin var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı senin siyasi sorumluluğun yok. Sorumluluğu olmayan bir insanın yetkisi de yoktur. Ha bir yere imza atman gerekiyorsa o imzanın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bağlaması için senin yanında başbakanın imzası, ilgili bakanların da imzası lazım. Sen nasıl böyle, ben her şeye hakime, her şeyi yönlendiririm. Tamam ama anayasaya bakıyorsun, hayır sen sorumsuzsun. Sorumsuz olduğun için de yetkilerin sınırlı. Ve sen tek başına imzaladığın işlerden dolayı da yargı yolu sana kapalıdır. Kimse sana dava açamaz. Ancak birlikte imzaladığın bir belge, bir anlaşma varsa sorumlusu da hükümettir. Yani yetki yine hükümette. Şimdi böyle bir sıkıntılı durum söz konusu. Anayasayla halkın seçtiği cumhurbaşkanının kafasındaki proje ve uygulaması çatışma halindedir. Evet. Onun için bunun giderilmesi gerekir. Nasıl giderilir? Ortaya atılan tez, İşte başkanlık sistemi olursa bu çelişki giderilir. Yani o sıkıntıdan geliyor. Yani parlamenter rejimden vazgeçilir, doğrudan başkanlık sistemine. Şimdi böyle olunca anayasa parlamenter rejim var, özünde bu. Buna göre bir düzenlenmiş, böyle bir sistem getirilmiş. Ama halkın seçtiği cumhurbaşkanı başka bir düzenleme istiyor. Yetkisi de yok. Yetkisi olmadığı için fiilen olaya girmiş durumda. Yani fiilen şu anda hükümeti yönetiyor. Fiilen yasama organının üzerinde artı o hal ilan edilmiş. Olağanüstü halde de Cumhurbaşkanı'nın önerisiyle başkanlığı altında toplanan Bakanlar Kurulu olağanüstü hal sürecinde yasa yerine geçmek üzere yasa gücünde yani kanun hükmünde kararname yetkisini de kullanır hale gelmiş durumda. Yani şu anda yasama organı Türkiye Büyük Millet Meclisi bypass edilmiştir. Evet. Onun için bütün yetkiler zaten başkan gibi, başkanlık sistemi gibi senin elinde toplanmıştır. O zaman sistemin adını koyalım. Yani fiili durum buysa sistemin adını koyalım. Acaba Amerika Birleşik Devletleri 17 Eylül 1787 tarihli anayasasında bu sistemi
Evet, orada federal bir yapıda, federal bir yapıda bu sistem başarılı olmuş. Orada başarılı olmuş bir sistemi biz tek meclisli, bir de üstelik tek meclisli üniter bir devlete uyarlama noktasındayız şu anda. Onu uyarlayacağız yani. Çünkü diyorsun Amerika'daki gibi olmayacak diyorlar. Tamam. Amerika'daki gibi olmayacak, peki nasıl olacak? Efendim biz tek meclisli olacağız. Başka oradaki çok kesin katı kuvvetler ayrılığı var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Evet. Yani kongresiyle, başkanıyla, kongrenin içindeki işte temsilciler meclisi, öbür tarafta senatosuyla ve federal yüksek mahkemesiyle, anayasal görevi de var, anayasal yargıyı da üstlenmiş vaziyette. Hatta başkanın da yargılama görevi dahi söz konusu. Şimdi aynen bu kuvvetler ayrılığını yani getirecek misin? Orada da soru işareti var. Ve bir Amerika Birleşik Devletleri başkanlık sisteminde başkan parlamentoyu feshedemez. Bizde öyle düşünülmüyor şimdi. Feshedebilir yani cumhurbaşkanı. Bu başkanlık sistemi böyle. Şimdi bütün Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gibi bir başkanlık sistemi değil. Aynısı değil. Peki Zambiya, Tanzanya'da da var. Güney Amerika, Latin Amerika ülkelerinde de başkanlıklar var. Şimdi nasıl olacak arkadaş? Senin başkanlığın nedir o zaman? Ya adını koyalım şu başkanlık, bir sistemin adı olur. O sistemin adı, örnek verelim. Bizim anayasa bakalım. Ya diyor ki Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti devletin şekli nedir? Hemen bakıyoruz birinci madde. Devletin şekli cumhuriyettir. Ya arkadaş, cumhuriyet de muz cumhuriyeti mi bu? Nasıl bir cumhuriyet? Patagonya cumhuriyeti mi? Hayır, cumhuriyeti açıklıyor. Cumhuriyetiz. Bak nasıl bir cumhuriyetiz? Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, getirip koyuyor şimdi, finali getiriyor. Demokratik, layık, sosyal bir hukuk devletidir. Ha, cumhuriyet dedik, anlaşıldı. Peki senin başkanlık sistemini şu anda kimse anlamıyor ya. Anlayan varsa beri gelsin. Ben anlayamıyorum. Onlar koydular adını. Onlar koydular. Nedir adı? Türk tipi, Türk usulü başkanlık. Eyvah diyoruz burada şimdi. Eyvah ki eyvah. Başkanlık sistemini benzetiyorlar. Keşke Türk usulü olsa da. Ama ben zannediyorum kendilerine benzetiyorlar bu başkanlığı. Onlara kendilerine benzetiyorlarsa yanmışız. O zaman bu sistemin adı sanı yok, ben söylüyorum buradan. Melez bir sistemdir bu. Onların kafasındaki başkanlık sistemi tamamen melez bir sistemdir. Bir tarafta parlamento var. Belki de şu söylenebilir. Başkanlı parlamento. Peki niye gerek duyuyorsun? Bizim soru bu. Hani niye gerek? Efendim sorunları çözmek için. Peki sorunları çözmek için ne idüğü belirsiz, adı sanı yok, bir yere oturtamadığınız, kendi kafanızdan menkul bir başkanlıktan söz ediyorsunuz, ona sarılacaksınız. Zaten fiilen yaptığınız bu, bugüne kadar hiçbir sorunu çözmediniz, daha beter yaptınız. Peki onun yerinde şu anda mevcut Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, yaşını söyleyeyim ben size, şu anda 108 yaşında parlamentonun yaşı. Nerede? İlk anayasa biliyorsunuz, 1800 tarihçisiniz. Burada uzmanlık alanınıza girmek istemem. Ona son derece saygılıyım. İzninizle oraya bir gönderme yapacağım. İlk anayasamız 1876 tarihli, işte birinci meşrutiyet ilan edildi. Orada meclis oluştu filan. Ne kadar çalıştı söyleyeyim size? 5 ay. 5 ay çalıştı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde adına törenler düzenlenen Abdülhamit zamanında, Abdülhamit, ikinci Abdülhamit meclisi kapattı. Meclisi kapatan insan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde anıldı. Bu da garip bir şey. Gariplikler dolaşıyor ya. Biz şimdi tarihe döndüğümüzde anayasada ortadan kaldırıldı, rafa kaldırıldı 1876. Ne kadar süreyle? 32 yıl. 32 yıl rafta bekledi. 1908 seçimleri yapıldı Osmanlı döneminde ve 1908 Aralık ayında parlamento toplandı.
geldik 2016'ya 108 yaşına girmiş. Böyle bir tecrübesi var. Parlamenter rejimin Türkiye'de 108 yıllık bir ömrü var, birikimi var, tecrübeleri var. Eksikler var tabii, düşe kalka. Neyse 108 yıl bu ülke ayakta durmuş. Bu devlet ayakta kalmış. Bütün organlarıyla çalışmış, işlevini beğenirsiniz, eleştiririz ayrı mesele. Ama ayakta durması bu parlamenter, demokratik parlamenter rejimle olmuştur. Parlamento 108 yıldır hizmet vermiştir. Yapılacak şey, koyalım bir tarafa, yenisini getirelim. Yenisini getireceğin de belli değil ne oldu. Yani Perşembe'nin gelişi belli çarşambadan da şu olay var. Bu parlamentonun işte rejimin tamam eksikleri tespit edelim. Daha ileriye nasıl götürürüz yani? Yapılacak iş demokrasiyi nasıl daha ileriye götürebiliriz? Parlamentonun eksikleri, gedikleri nedir? Oturalım, tartışalım, görüşelim, ileriye doğru götürelim. Yapılan bir şeyi bozmak, yıkmak çok sakıncalı bir olay. Onun için ne Amerika Birleşik Devletleri, ne başka bir şeye, hiçbirine uyduramadığınız, adına Türk usulü dediğiniz, onun da ne idüğü belirsiz, belli değil şu anda, yapılacak iş. Diyorsunuz ki referanduma giderim. Tamam, referanduma gideceksin de ben sandık başına gittiğim zaman sade vatandaş olarak ya neye evet neye hayır diyeceğim ben. Başkanlık diyorsunuz da bu başkanlık bir açın bakalım ya, yargı sistemi ne olacak başkanlıkta? Onu bir görelim. Yargıyla yasama arasında, başkan arasında denetim mi var, uyum mu var, koordineli nasıl çalışacaklar? Nereye koyacaksınız? Söylenen ve onların kucaklarındaki tasarı şu. Tek meclis olacak. Tamam. Başka başkanın meclisi feshetme yetkisi. Amerika'da böyle bir yetki yok. Yani başkan feshedim. Feshetme yetkisi. Ayrı başkanın kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi olacak. Bu ne demek? Yine parlamentoyu, meclisi bir kenara koyuyorsun, çalıştırmıyorsun. Evet, aynen o şekilde. Bu şimdi olağanüstü hali, olağan hale getirme çabasıdır. İyi işaret ettiniz, olağanüstü hal gibi dediniz. Tam olağanüstü halin içindeyiz şu anda. Ve olağanüstü hal sürecinde yasayla yapılamayacak şeyleri hemen alelacele siz ne yapıyorsunuz? Kanun hükmünde kararname çıkardık, oldu bitti. Bu şimdi yine anayasanın 121. maddesine göre olağanüstü hal kapsamında çıkarılan kanun hükmündeki kararnamelerin resmi gazetede yayınlanır yayınlanmaz Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na sunulması lazım. Hazırladılar ilk kararnameyi, çıkardılar, meclisi tatile soktular. Ya kardeşim, diyor ki madde, eğer meclis tatildeyse acele toplanır. Şimdi yani gariplikler bir tane değil ki, bir tane değil diye. Bu getirmek istedikleri ne kuş ne deve. Tamam, bak şimdi ben kuşu getiremedim burada ama başka bir şey getirdim. Buyurun. Şöyle ekranlardan gösterelim. Bunu yumurtlayan deve kuşu. Evet. Bu deve kuşu yumurtası, görmeyenler varsa görsünler işte. Ve camilerde, Selahattin camilerinin bazılarında bu asılıdır. Niçin? Bu, örümcek gelmez. Bunun olduğu yere örümcek gelmez. Ben şimdi deve kuşu çiftliğinden gelirken bunu getirdim. Kuşu getiremedik tabii. Ne arabaya sığar. Gerçek yumurta tabii. Gerçek. onun için neyse şöyle yapalım da. Niçin? Bu örümcekleri bir kere uzaklaştırıyor. Evet. Dedik ki biz yıllar evvel ya dedik yumurtası bunun örümcekleri eğer uzak tutuyorsa hani ya her tarafı örümcek bağlamış filan hani kir toz pas filan olmaz. Buna yanaşamıyor. Bunu gördü mü örümcek kaçıyor. Ağ kuramıyor. Dedik ki şunun bir sağında yumurta dedik. Tamam mı? Ama kırdık gerçekten 5-6 kişiyi rahat bir tane yumurta deve kuşu 5-6 kişi yedik. Benim yeme amacı iki, bir tadını çok lezzetli, çok güzel. İki, dedik ki ya bu eğer mekanda örümcek ağlarını filan uzak tutuyorsa
Yedikten sonra değil mi kafada bir örümceklenme falan varsa bizim o da gitsin dedik. Tamam mı? Gerçekten. Ama olmadı. Onu başaramadık. Ne zaman ki Sayın Haydarbaş hocamızın yanına geldik. O zaman örümcekleri falan test ettik. Ancak o zaman. Yumurta işe yaramadı. Ancak bu deve kuşu bunu ne devedir ne kuş dedik ya. Bunların getirdikleri başkanlık sistemi de ne deve ne kuş. Söyleyemiyor. Onun için diyorum ki melez bir sistem bu. Melez bir sistem. Bundan sonrası tamamen karanlık. Ancak ayrıntılar netleşir. Önce parlamentoda yahut da halk nezdinde, sivil toplum örgütleri içinde, akademik özgürlük çerçevesi içinde, tırnak içinde, akademik özgürlük varsa eğer, tabii öyle bir akademik özgürlük olacak ki ensesinde yok baskısı olmayacak. Başka? Devletin, siyasal iktidarın baskısı hiç olmayacak. O zaman bu ortamda ben ifade özgürlüğümü rahat rahat düşüncelerimi, başkanlık sisteminin artılarını, eksilerini ne yaparım ben? Masaya yatırırım. Her şey, herkes her şeyi görür. Ondan sonra sandık başına giderken de ben niye evet, ben niye hayır diyorum bilinçli olarak gider. Asıl o sonuç sağlıklıdır. Şimdi başka bir sıkıntı var. Çok fazla zamanınızı aldım. Bağışlayın. Bir sıkıntı da şu OHAL kapsamında yapılan hukuksuzluklar nasıl giderilebilir? Daha bir başka soru, OHAL'in hukuku var mıdır? OHAL hukuksuz mudur? Yani asarız keseriz her şeyi dümdüz ederiz, OHAL var ya. Evet. Hayır yapamazsın. OHAL'in de bir hukuku var, bir çerçevesi var. Hem dışarıda hem içeride. İçeride söyleyeyim, anayasal bir kurum, evet anayasal kurumdur OHAL. Anayasanın 15. maddesine göre şartlar gerektiriyorsa savaş ilan edersin. Seferberlik ilan edersin. Sıkı yönetim ilan edersin. Olağanüstü hal ilan edersin. Evet. Buna yetkisi var mı hükümet? Var. Tamam. Onu anladık. Peki bu yetki ila nihaye bir diktatörün sonsuza kadar yetkilerini kullanması, yasamayı, yürütmeyi filan avucunun içine alması demek midir yargıyı dahil? Hayır öyle değil. Şöyle söylüyor. Bizim madde, 15. madde diyor ki bu süreç içinde temel hak ve özgürlükler durumun gerektirdiği ölçüde kısıtlanır. Askıya alınır. Ama durumun gerektirdiği bir orantı getirmiş. Bir. Aynı şey 120. maddede söz konusu. Durumun gerektirdiği ölçüde bunu yapacaksın. Geçiyoruz dışarıya. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10-15. maddesinde diyor ki yüksek sözleşmeci taraf yani devletler, bu sözleşmeyi imzalayan devletler olağanüstü hal, savaş durumu filan ilan edebilirler durumun gerektirdiği ölçüde. Bu sözleşmedeki tedbirlere aykırı kararnameler çıkarabilirler. Anlaşıldı. Yani onlar da diyor ki bu haklar neye alınır? Askıya alınabilir. Ama istisna geliyor şimdi. İstisna geliyor. 15. maddede de var bizim. Diyor ki evet askıya alınır ama uluslararası yükümlülüklerin saklıdır ha. Uluslararası bir yükümlülüğün varsa onu çiğneyemezsin. Olağanüstü hal geliyoruz. Nedir bu uluslararası şey ya? Ha en yakınımızda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni imzalamışız. Eğer oraya aykırı davranırsak o zaman bu olağanüstü hal rejiminde hukuka aykırılıklar sökün eder gider. Nedir o? Diyor ki bütün hakları askıya alırsın. Avrupa İnsan Hakları Sözü. Bütün hakları askıya alırsın ama benim sözleşmemin 2. maddesindeki yaşam hakkı evet. Onu ihlal edemez. 3. maddesindeki işkence edemezsin. İşkence de yapamazsın. 3. maddesi köle gibi insanları çalıştıramazsın, angarya yükleyemezsin, sömüremezsin insanları. 4. maddesi suçların ve cezaların yasallığı ilkesi diyebileceğimiz bir olay. Kimseye işte işlediği zamanki tarihte kara katlı kitap ne yazıyorsa, Türk Ceza Kanunu ne ceza biçmişse onu verirsin, fazlasını veremezsin.
Buna da riayet edeceksin. Bunları ihlal etmedikten sonra, sen ne yapabilirsin? Olağanüstü hali sürdürebilirsin. Şimdi bakıyoruz uygulamaya. Geliyoruz uygulamaya. İşkence, işkence var. Bini bir para görüyoruz. Hırpalanıyor insanlar. Hayat hakkı. Bak dur gidiyor işte. Haklı sebebi. Belli değil, tartışılır. Peki zorla çalıştırma yasağı, köle gibi filan girmiyoruz oraya. Çok başka bir konudur o. Suçların ve cezaların yasallığı ilkesi diyoruz kimseye. Peki idam cezası gündeme getiriliyor. Hani yaşam hakkına dokunamıyordun. Evet. Çünkü 15 Temmuz'a reaksiyon, idam geri gelsin, idam edelim bunları, asalım. Linç ettiler ya bir takım insanları da orada. Görev gereği orada bulunmuş. Harp okulu öğrencilerine demişler ki tatbikata çıkıyoruz, uygulama. Bu çocuk şimdi ne yapsın ya? Orada biri kaptırmış yakayı şeye, halkı elinde linç edildi. Böyle garip bir durum. Lime lime, işte bugün gazetede okudum. Çocuğumuzu diyor tırnağından tanıdık diyor. Hiç yani ne kafa kalmış ne göz yani tam linç edilmiş, doğranmış. Tırnağını yeme, bazılarında tik vardır ya tırnak yer falan. Oradan diyor tespit ettik diyor. Sonra DNA'sına falan da bakılmış tabii. O şekilde. Böyle hukuksuzluklar, sıkıntılar var. Bu hukuksuzluklara rağmen ne yapılabilir? Le bağlayalım konumuzu. Evet. Ne yapılabilir yani? Herkes işte sızlanıyor, şöyle olduk, haksızlık falan falan. Anayasa Mahkemesi. İlk akla gelen Anayasa Mahkemesi, anayasanın yürürlüğünü sağlayacak yargı organı. Şimdi Anayasa Mahkemesi'nin görev ve yetkilerine baktığımız zaman bir inceleme ve denetleme görevi, yani bir yasa çıkmışsa, kanun çıkmışsa, kanun hükmünde kararname çıkmışsa, Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzüğü düzenlenmiş, yapılmışsa bunları denetler diyor. Anayasaya aykırılıkları, anayasaya uygunluklarını denetler. Yani bana gelip iptal davası açabilirsiniz bunun için. Tamam, anladık bunu. Başka bireysel başvuruları inceleme görevi vardır. Onu da anladık. Başka yargılama görevi vardır. Anayasa Mahkemesi yargılama görevini üstlendiği zaman adı değişiyor. Yüce Divan. Yüce Divan. Kimi yargılar? Başbakanın kiracısıyla olan davasına mı bakar? Cumhurbaşkanının bir alacak davasına mı bakar? Hayır. Bir, Cumhurbaşkanını, Başbakan, Bakanlar Kurulu üyelerini, Yargıtay, Sayıştay, Danıştay, Yüksek Askeri İdare Mahkemesi üyelerini ve başkanlarını, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkan ve üyelerini, Kuvvet Komutanlarını, Jandarma Genel Komutanını, Genelkurmay Başkanı'nı, altını çiziyoruz, görevleriyle ilgili suçlardan dolayı yargılar, o zaman da Yüce Divan sıfatını alır. Ha, demek ki yargılama görevi var, anladık onu. Anayasa, yasa gücünde kararnamelerin meclisi süzün, anayasaya uygunluğu denetler, bireysel başvuruları değerlendi, onları da anladık. Anlamadığımız bir nokta. Aynı madde devam ediyor. Ancak dediğimi kork arkadaş. Ancak o olağanüstü hal kapsamında çıkarılan kanun hükmündeki kararnamelerin ne şekil bakımından ne esas bakımından iptali için dava açılamaz. Oo, kapıyı kapadı bana. Evet. Yargı yolu bana kapanmış oldu. Peki Cumhuriyet Halk Partisi niçin dava açtı bunların iptali için? Ya çok açık, yasak var. Nasıl? Ha, 26 yıl evvel Anayasa Mahkemesi bir karar vermiş. Diyor ki SHP o zaman dava açmış. Demiş ki olağanüstü hal kapsamında çıkıyorlar. İki tane kararname var. Bunların iptalini istiyorum. Anayasa Mahkemesi almış. Bugünkü gibi yetkisizlik kararı vermemiş. Bugün yetkisizlik kararı verdi. Cumhuriyet Halk Partisi iptali. Ben yetkisizim dedi. Açık çünkü. Bana gelemezsin. Ama o zamanki Anayasa Mahkemesi şöyle bir gerekçeyle diyor ki evet olağanüstü hal kapsamında çıkarılan kanun hükmündeki kararnameler için dava açılamaz ise de o kapsamda çıkarılan bu kararnameler
anayasanın çizdiği sınırları aşmışsa ben bunu tespit ederim. Ama kabul edemezsin böyle de. Anayasa öyle. O zaman içtihat. Değil mi? Dini İslam'da da, fıkıhta da bir içtihat kapısı var. Değil mi? En önemli kaynaklarından biri içtihattır. Laik hukuk düzleminde de içtihatlar en önemli kaynaklardan biridir. Yüksek yargı yerlerinin yasayı, anayasayı yorumlamasıdır. İşte 26 sene evvel öyle yorumlamış ama 26 sene sonra aynı mahkemede aynı hükümler, aynı kafalar, aynı yorumcular yok. Yorumcu değişmiş, hangi gerekçeyle bilemiyorum, çok kolay yolu seçmiş. Ben yetkisizim, git nereye gidersen git. Kapı kapalı, yargı kapısı kapalı, gidem. Ha, şimdi o zaman ben gidemiyorsam şu yol açık, bu konuda zarar görenler, mağdurlar ne yapar? Bu konuda mağdurlar ne yapacak? Anayasa Mahkemesi'ne iptal davası açamıyorum. Peki hiç mi hakkımı aramayacağım? Ararsın. Yerel mahkemelerde, idari yargı, işinden atılmış bir sürü insan var. Evet. Askerler var, mağdur olmuşlar, öğretmenler var, öğretim elemanları var, hepsi var. Ne yapacaklar? Elini kolunu bayağı, o olağanüstü hal böyle biz mahkeme kapılarına gidemeyiz, kapı kapalı. Gideceksin, idari yargıya mı gideceksin, Danıştay'a mı gideceksin? Oradan aldığın olumsuz kararlar üzerine yine Anayasa Mahkemesi'nin kapısını çakacaksın. O ne diyor? İptal kararı için gelme bana iptal davasıyla. Ben bireysel başvuru hakkımı kullanıyorum. Onunla ilgisi yok ki. Bireysel başvuru yolu açık. Bireysel başvuru haksızlığımı tespit et diyorum Anayasa Mahkemesi. İptal et demiyorum kanunu. Öyle bir yetkisi yok zaten. Ben de ona tevessül etmedim. Ben mağdurum. Benim haksızlığa uğradığım durumu, ihlalleri tespit edin. O kadar, bunu söylüyorum. Onu da reddederse gidiyorum Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne. Evet. Onun kapısı açıktır. Yani yasal yollar tamamen kapalı değildir. Sadece iptal yönünden bu kapı kapanmıştır. İnsanların mağduriyetini giderebilmeleri için bütün yargı yolları açıktır. Kapalıysa eğer, ki idari bir eylem. Diyor ki sen dava açamazsın, ben seni attım diyor. Açamazsın, nasıl açamazsın ya? Sen o zaman bütün hak ve hukuku çiğnemiş oluyorsun. Sen iptal davaları konusunda kapalı tutuyorsun, tamam. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de bunu kabul eder ama bireysel başvuru için gidersin. Bugün yargı kararı olmaksızın bütün dernekler, vakıflar, federasyonlar mühürlendi, kapatıldı, mallarına el konuldu. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi bir nolu ek protokolünde dernek kurma özgürlüğü vardır. Bir kere onu çiğniyorsun. Dernekleri, vakıfları, dernek onu çiğniyorsun. Başka? Onların mallarına el koyuyorsun. Mülklerini alıyorsun ellerinden. Donduruyorsun. Buna bir hakkın var mı? Yok. Mülkiyet hakkı ihlal edilmiş oluyor. Yine Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde yazıyor. Onu da anladık. Peki, benim pasaportuma el koyuyorsun. Geldik, sıkıntı burada şimdi. Benim pasaportuma el koyuyorsun. Seyahat özgürlüğümü engelliyorsun. Ama Türkiye seyahat özgürlüğüyle ilgili ek 4 nolu protokolü imzalamamış. Bir yol kalıyor pasaportuma. Ben ne yapamıyorum? Eşime, dostuma ulaşamıyorum. Değil mi? Tamam, seyahat özgürlüğüm yok ama Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 8. madde. Özel yaşam ihlal edilmiş oluyor. Sen nasıl benim eşime, dostuma, kardeşime, çoluğuma, çocuğuma ulaşmamı engelleyecek bir pasaporta el koyma uygulaması yapıyorsun? Bu seyahat özgürlüğü tamam tanımamışız biz. Ama bireysel özel yaşam hakkım var benim. Evet. Özel yaşama müdahaledir. O da 8. maddesinden yol açılır. Yani yol vardır da izlemesini bilmek lazım. Ben burada noktalıyım. Çok müsaade ederseniz. Teşekkür ederiz. Aslında çok hani öyle bir konuştu ki hani ağzımız açık dinledik hocamı. Ve ben belki de şunu ifade etmek gerekir. Türkiye'de özellikle hani 15 Temmuz'dan sonra fazlasıyla ama son 3-5 yıldan bu yana hiç de alışık olmadığımız bir durum ve
muhterem hocamın ifade ettiği bir hukuk devletinin en yalın kurallarını ifade edince biz şunu da fark etmiş olduk. Türkiye'de hani yüzlerce hukukçu varken ve ana muhalefetinden meclisteki muhalefet partilerine varıncaya kadar hiç kimseden duymadığımız, özlediğimiz şeyleri ifade etti. Ben bu vesileyle hem kendisine teşekkür edip hem de dünkü Yeni Mesel gazetesinde aslında göstermek de istiyorum. Buyurun. Arkadaşlarımız gösterebilirlerse. Hukuk devleti anayasanın teminatındadır başlığıyla muhterem Ünal hocamızın 9 Ekim tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilen ve Profesör Doktor Haydar Başbey'in kapanış konuşmasını yaptığı Milli ve Milli Bütün Yönelik Tehditler Sempozyum'daki konuşmasının metnini yayınlamış. Bu gerçekten bir hukuk manifestosu. Evet. Bunu da belirtmiş olalım. Orada muhterem hocam hukuk devletinin tanımını yapmış. Yani polis devleti, yasa devleti ve hukuk devleti tek tek tanımlarını ortaya koyduktan sonra hukuk devletinin tanımını çok basit, anlaşılır bir dille yapıp yani aslında hukuk devletinin insanların haklarını gözeten bir sistem olduğunu ortaya koymuş ve en sonda verdiği örnekler de maalesef insan haklarının gözetilmediği örnekler. Ben tabii hocamın bu söylediklerinden sonra şunları ifade edebilirim Bayram. Yani Türkiye'de hani daha vatandaş gözüyle bakmaya çalışırsak şu anda mevcut Sayın Cumhurbaşkanımızın yapmak isteyip de yapamadığı ne var? Şimdi bu soruya vereceğimiz cevap gerçekten hiçbir şey yok. Hatta daha doğru bir ifadeyle anlatmaya çalışırsak yapmaması gereken birçok şeyi de yapabildiği ve kimsenin de tırnak içinde hesap soramadığı bir durumla karşı karşıyayız. Şimdi nasıl yola çıktı? Ben diğer cumhurbaşkanları gibi olmayacağım dedi. Tamam. Yetkilerimi sonuna kadar kullanacağım. Tamam. Ama yetkilerinin de üstünde kullanımı olduğunu maalesef görmekteyiz. Evet. Ve bu ortamda şimdi Türk tipi ifadesi çok kullanıldı hocam da daha aslında tehlikeli ifadeler de var. Yani şu an hangi tarihte olduğunu hatırlamamakla beraber arşivden çıkartılır. Sayın Cumhurbaşkanı'nın hani başkanlık sistemini uygulayan ülkeler örneklerini verirken Kuzey Kore'yi bile zikrettiğini maalesef duyduk. Şimdi burada aslında Sayın Hocam'ın ifade ettiği şey çok önemli. Tamam siz bir sistemden bahsediyorsunuz ama bunun ne olduğunu hiç kimse bilmiyor. Hani korkarım ki Sayın Cumhurbaşkanı da bilmiyor. Daha tehlikeli olan kısmı bu. Bir de şimdi bakın Sayın Bahçeli'nin ifade ettiği şeyleri gerçekten anlayabilmek mümkün değil ama biz hani bir gazeteci kimliğiyle Bayram ifade edersek şu anda şu bulunduğumuz ortamda AK Parti tarafından bu teklif yapılsaydı bu kadar etkili olmazdı. Tam da bu sırada Sayın Bahçeli bir can simidi gibi ortaya çıktı ve bunu attı. Sizce neden çıktı? Şimdi bakın o kısmını önümüzdeki aylar yıllar gösterecek. Neden bu çıkışı yaptığını. Çünkü Sayın Bahçeli'nin çok önemli ve hiç beklenmedik bir çıkışı da 14 yıldır bu ülkeyi yöneten AK Parti hükümetini doğurmuştu biliyorsunuz. O erken seçim çıkışını yaptıktan sonra kendisiyle beraber mevcut hükümeti batıran ve AK Parti'yi ortaya çıkaran bir hamleydi. 7 Haziran seçimlerinden sonraki tavrı. Değil. Ben daha öncesine, 2002 öncesine gidiyorum. Şimdi burada bu çıkıştan sonra Sayın Başbakan'ın hemen bir gün sonra yaptığı başkanlıkta başkanlık. Şimdi bir kere çok basit bir mantıkla yine düşünürsek ya Sayın Başbakan başkanlık sistemi gelsin, başkanlık sistemi gelsin diyerek kendinin ne kadar yetersiz ve yine tırnak içinde sakın yanlış anlayın gereksiz olduğunu mu ortaya koyuyor? Yani ben başbakan olarak bu ülkeyi idare edemiyorum. Başkan gelsin, başkan gelsin demektir bir yönüyle baktığınızda. Ve şu soruyu sormak gerekiyor. Türkiye'de yani hukuk
Ben Sayın Ünal Hocam'ın bu manifestosu diyorum. Bunu okuduktan sonra bir şeyi daha anlamış oldum. Türkiye'de toplumun, belki de hocaların önemli bir bölümü hukukun ne anlama geldiğini bilmiyor. Yani hukuku, ki hocam da onun farkında olarak, hukuk ve yasa aynı şeyler değildir diyor. Çünkü çok fazla karıştırıldığı için. Hukuk, hak kelimesinin çoğuludur. Yani haklar demektir. Ve insana dönük bir sistemdir. İnsan hakkını gözeten bir sistemdir. Ve hocamın çok kıymetli bir tanımı var. Muhterem Ünal Hocam diyor ki, Lozan nasıl ki Profesör Doktor Haydar Baş'ın deyimiyle ülkemizin tapu senedi ise, anayasamızda devletin kuruluş projesidir. Burada anayasanın ne anlama geldiğini görüyoruz. Ve hani bu devletin kuruluş projesi olan anayasanın nasıl bir yerde durduğunu görmekle beraber, işte geçtiğimiz aylarda Sayın Cumhurbaşkanı'nın anayasayı tanımıyorum çıkışı aklımıza geldiğinde, bugünkü başkanlık sistemine dair aklımıza iyi şeylerin gelmesini kimse beklemesin. Burada maalesef bir hesaplaşma mı var? Bu devlette bir hesaplaşma mı var sorusunu sormak gerekiyor. Çünkü yine bu devletin kuruluş tapu senedi olan Lozan'ı eleştiren ve Lozan'ı bakın hezimet olarak gören bir anlayıştan bahsediyoruz. Dün Misak-ı Milli'yi de tartışma konusu yapan bir irade görüyoruz. Bunlar fazlasıyla tehlikeli ve ben şu ortamda bakın çok bulanık bir ortam. Hocam da ifade etti. Hani kurt dumanlı havayı sever, bulanık ortamları sever. Bu bulanık ortamda bizim gerçekten hukuku, hukuk devletini, anayasayı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gerçek tanımını dinleyeceğimiz muhterem hocam gibi gerçek hukukçulara ihtiyacımız var. Bizden daha çok istirham ediyorum Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan, Sayın Hükümet yetkilileri ve Sayın Bahçeli ve Kılıçdaroğlu. Ki Kılıçdaroğlu Bahçeli'nin bir kat daha fazla muhterem Ünal Hocam'ın yazılarını, açıklamalarını takip etmeleri gerekiyor. Ortada gerçek bir muhalefet olsa şu anda belki de Sayın Cumhurbaşkanı bu yaptığı hataları yapmayacaktı. Yani birbirini destekleyen iktidar muhalefet denkleminden çıkmak adına hukuk anlamında Sayın Hocam'ın bu açıklamalarını yakından takip etmelerini tavsiye ediyorum. Peki programımızın da yavaş yavaş sonlarına doğru geliyoruz. Gündemin bir diğer kritik başlığı da Musul Operasyonu. Musul Operasyonu'nun bugün ilk öncü adımlarının atıldığı yönünde haberler var. Türkiye operasyona katılmak istiyor. Irak, Türkiye katılamaz diyor. Amerika Birleşik Devletleri de Irak'tan yana tavır almış durumda. Türkiye'nin Musul Operasyonu'na katılma ısrarı nereden kaynaklanıyor? Operasyon tamamlandığı ve IŞİD oradan temizlendiğini varsaydığımızda orası ne olacak? O bölgedeki gelişmelerin Türkiye'ye yansıması ne olacak? Bu konuda da hem hocam sizden hem de Emre Bey sizden ben görüş aldıktan sonra... Başlayayım. Hocam da hani kapanışı da bu buyurun. Anlamda yapar. Şimdi bir kere Musul konusunu konuşurken, hani yine Cumhurbaşkanı'ndan açılmışken laf, Cumhurbaşkanı ne demişti Sayın Cumhurbaşkanımız? Dedi ki, yani bizim A planımız, A plandan kastının Musul operasyonuna katılmak olduğunu gördük. A planı olmazsa B yetmedi, C planımız var. Biz de haklı olarak değil mi? Dün gece Amerika bu operasyonu başlattı ve Türkiye yok. Yani A planı suya düştüğüne göre Sayın Cumhurbaşkanı'nın B planını merak ediyoruz. Ve C planını da merak ediyoruz. Evet. İnşallah bu B ve C planları Türkiye'nin başını daha fazla belaya sokacak planlar değildir. İki, şimdi Musul konusunu tartışırken bakın yaptığımız temel yanlışlardan bir tanesi. Bir, önce haritayı gözümüzün önüne alıp Musul'un nerede olduğunu görmek gerekiyor. Ve ortada şu an hemen yanı başımızda ve topraklarımızın da dahil edildiği uluslararası bir plan yürütülüyor. Ve biz bu planda maalesef yürüttüğümüz yanlış politikanın, yanlış dış politikanın bir sonucu olarak bu denklemin tamamen dışında kaldık. Şimdi Musul dediğiniz Suriye, Türkiye, yani Suriye, Irak ve
Türkiye'nin tam kilit noktasında yer alan Suriye-Irak sınırında çok kıymetli bir yer. Çok önemli bir yer. Ve biz bakın IŞİD'i ilk olarak ne zaman tanıdık? IŞİD'i dünya kamuoyu Musul operasyonuyla tanıdı. Musul'u bir anda hiç kimsenin bilmediği bir örgüt çıktı ve çok kısa bir zamanda Musul'u ele geçirdi. Ve o operasyonda bakın belki de CHP'nin bu noktada en fazla konuşması gereken partidir. Şu an CHP'den vekil olan o dönemin Musul Başkonsolosu aylarca, bir aydan daha fazla süre IŞİD'in rehinesi olarak kaldı. Ve orada inanılmaz bir sır perdesi var. Biz de bunu hani hükümetten ziyade şu an CHP'nin vekili olduğu için CHP'den açıklamasını bekliyoruz. Evet. Orada neler yaşandı? Burnu bile kanamadan hangi pazarlıklar sonucunda oradan tekrar IŞİD tarafından Türkiye'ye teslim edildi. Şimdi DAEŞ dediği, IŞİD dediğimiz yapı ilk olarak orada ortaya çıktı. Ve oradaki bakın o şu an Türkiye'nin sıkça ifade ettiği demografik yapı. Şimdi demografik yapı derken biz neyi anlıyoruz? Şimdi bizim anladığımız oradaki hani Türkmenler, Kürtler, Araplar, Ezidiler değil mi? Bunları anlamamız gerekirken ama hükümet cenahının çok farklı bir noktadan olaya yaklaştığını. Tam da yine 9 Ekim'deki sempozyumda Profesör Doktor Haydar Başbey'in kapanış konuşmasının neredeyse 3'te 2'lik bölümünü ayırdığı İngilizlerin bu topraklardaki hain planlarından bir tanesi olan mezhep çatışmasının körüklenmesi noktasına hizmet ettiğini görüyoruz. Hükümetin demografik yapı derken oradaki Şii ve Sünni yapılanmayı kastettiği ve ben hükümete yakın kaynakların açıklamalarını dinlediğimde gerçekten dehşete düşüyorum. Ne diyorlar? Burada İran parmağı var. Neymiş? Amerika İran'la bir araya gelip Musul'u Şii bir demografiye kavuşturacağından bahsediliyor. Bunu söyleyen insanlar, bakın biz ne olarak düşünüyorduk oysa, Musul'da bir Türk nüfusu var. Evet. Ve bakın Musul, Tel Afer, buradaki Türk nüfusun %70'den fazlası Şii. Ama bizim hükümetimizin böyle bir derdi olmadığını, yani oradaki Türkmenlerin Şii oldukları için IŞİD'den daha tehlikeli olarak addedildiğini maalesef görüyoruz. Bu ortamda başka ne vardı Bayram? Şimdi dedik ki Başıka'da istenmiyoruz. Evet. Kim istemiyor? Irak Merkezi Hükümeti istemiyor. Ama Ankara'da bizi siz çağırdınız diyor. Bakın şimdi öyle bir yapı var ki bunu da bugün Muharrem Bayraktar dünkü yazısında ifade etmiş. Şimdi biz çelişkilerle dolu bir yapı arz ediyoruz. Ne diyoruz? Irak'ın toprak bütünlüğünden yanayız diyoruz. Tamam, seni o çağırmış olabilir, şu anda da gitmeni istiyor. Ben Irak hükümetinin yaptığı doğru anlamında demiyorum. Suriye'nin toprak bütünlüğünden bahsediyoruz. Suriye topraklarında ilerlemeye devam ediyoruz. Buradaki çelişkiyi ortadan kaldırmamız gerekiyor. Ve daha da önemlisi şu, şu anda Amerika açıktan, bakın daha ne kadar açık konuşabilir. Ki bundan daha önce daha ima yollu cümleler kullanırken şimdi çok açık konuşuyor Amerika. Biz diyoruz ki, ey Amerika, çok Cumhurbaşkanı sevdiği ifade. Ey Amerika, PYD'den yana mısın, bizden yana mısın? Bakın bir gün bile beklemiyor. Aynı gün cevap veriyorlar. PYD'den yanayız. Evet. Amerika diyor ki, Türkiye Musul operasyonunda yer almayacak. Sonuç? Yer almıyoruz. Şimdi burada yaptığımız yanlış dış politikanın sonuçlarını görüyoruz. Rusya'nın uçağını düşürdük. Daha düne kadar yani şu darbe olup da Putin o barış ortamını sağlayıncaya dek Suriye sınırından kafamızı uzatamıyorduk. Ama şu anda gelinen tablo itibariyle Rusya'nın da Türkiye'ye güvenmediğini görüyoruz. Amerika'nın da zaten düşmanlığı açık ortada. Ama çok daha tehlikeli bir durum var. Onunla sonuçlandırayım dilersen. Burada hani özellikle yabancı basına yansıyan bazı makaleler söz konusu. Orada da şunu söylüyorlar. Yani siz Türk hükümetinin, Türk yetkililerinin medya önünde yaptığı açıklamalara sakın aldanmayın diyorlar. Çünkü onlar
tek yapabildikleri medya önünde konuşmak ama perdenin arkasında yaptıklarıyla perdenin önünde yaptıkları birbirinden çok farklı diyorlar. Buradan da ne demek istediklerini umarım bizi izleyenler anlıyorlardır. Yani biz Sayın Cumhurbaşkanı BC planlarımız var diyor ama o planların ne olduğunu merak ediyoruz. İnşallah Türkiye'yi daha fazla belaya sokacak planlar değildir diyorum. Teşekkür ederim. Hocam da sizin de görüşlerinizi bu konuda alıp programımızı noktalayacağız. Bir yandan Suriye'de Fırat Kalkan Harekatı devam ediyor. Yaklaşık 2 ay oldu başlayalı. Ama orada PYD, YPG'ye dokunmama şartı var. Amerika'nın böyle bir şerhi var. Musul operasyonu başladı ama orada katılmamız istenmiyor. Başka kampında Emre Bey'in de söylediği gibi bir varlığımız var. Bizi oraya çağırdılar ama şimdi çıkmamızı istiyorlar. İşgalci tanımlamaları var. Irak'tan tehditler var. Türkiye nereye gidiyor bu hem Suriye hem Irak bağlamındaki gelişmeleri şöyle bir değerlendirdiğimizde? Şimdi ABC'den başladık. Alfabenin sonuna doğru gidiyoruz. Öyle anlaşılıyor. Bütün harfleri öğrenecek bu ülke. Şimdi benim görebilim, çok güzel ortaya koydu tabloyu Emre Polat. Hem tarih perspektifinden takıldı mı takılıyorsun işte böyle. Kimisi ABC'ye takılıyor, biz de buna takılıyoruz. Şimdi o açıdan baktığınız zaman bir de laboratuvar çalışmasını yaptı. Yani günümüze indirdi. Bir, tabii tarihçidir, çok iyi bilir. Tarih ve sosyoloji ayrılmaz. Evet. Temmim cüzdür de. Yani hem sosyolojik açıdan evet. hem de tarih açısından çok güzel bir analiz yaptı. Benim ilave edecek bir şeyim yok. Ancak şunu söylüyorum ben. Kendileri de değindiler. İçeride ve dışarıda ekilen nefret tohumlarının sonuçlarıdır bu. Nefrettir yani. Oysa neydi bizim ortak paydamız? Yurtta sulh, cihanda sulh. İçeride ve dışarıda barış derken içeride de nefret, dışarıda da nefret bu hale gelmiştir. Onun için bizim o temel felsefemiz, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran felsefenin temelindeki ilke, Atatürk'ün ortaya koyduğu ilke, ortak payda da budur. İçeride ve dışarıda barışı öncelikle sağlamamız gerekir. Biz tam aksine bugün onu da ortadan silmeye kalktık. Nedir peki? Yurtta sulh, cihanda sulh değil. Hayır efendim, başkanlık kurtaracak bizi. Mal meydanda. Gerisi artık milletimizin takdiri. Ben teşekkür ediyorum. Biz de size teşekkür ediyoruz hocam. Katıldığınızı ve değerli görüşlerinizi bizlerle, izleyicilerimizle paylaştığınız için. Emre Bey, size de teşekkür ediyoruz. Evet değerli izleyicilerimiz, bir güncel programının da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Profesör Doktor Ünal Emiroğlu ve tarihçi yazar Emre Polat'la gündemi değerlendirdik. Hoşçakalın.